Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ve billah ve ala millet Resulü. Uhud'dan sonra reca olayı gerçekleşti. Bu çok sıkıntılı, eskilerin tabiriyle ciğersuz, iç yakan bir olay, büyük bir ihanet yaşadı. Bu tabi Uhud'dan alakasız olduğu söylenemez. Çünkü arkadaşlar orada tabi o bölgede itibar savaşları var. Yapılan aslında bütün mücadele bir üstünlük, itibar, kabilelerin birbirine olan tegallübü. Bunun için veriliyor. Uhud'daki mağlubiyet de biraz ister istemez onu tetikledi yani. Müslüman yani Medine devletini biraz zayıflattı. Biraz değil, bayağı zayıflattı. Bu ne yaptı? Bölgedeki Medine ile aralarında problem olan kabilelerin cesaretini artırdı. Bu da düşmanlığa sevk etti. Yani ihanet insan, yani toplumda da insan fıtratında da var olan bir şey ama yani arkasından çok büyük zarar görebileceği bir ihanet girişiminde bulunmaz insan. Yani büyük bir arkasından büyük bir hesap sorulacağına inansa ihanet edemez kolay kolay. Onun için de arkadaşlar bu ihanetlerin böyle bir arka planı var yani. Zaten Medine zayıflamış, zor zamandan geçiyor. Bundan dolayı da birkaç tane çok ciddi ihanetler yaşadı Medine devleti. Yevmur Reci'a fi sitte selate, 3. yıl Reci'a olayı gerçekleşti. Fi seneti telase. Kadime ala Rasulillah ba'de uhid rahtun min azal ve kare. Azal ve kare kabileleri. Hemen bin Huzeyme el-Müdrike kabilesi. Onlardan bir kol yani. Bir grup Medine'ye geliyor. Diyorlar ki fekalu ya Resulallah inne fina islamen feb'as ma'ana neferan min ashabike. Yani bizde İslam'a temayüllü birileri var. Yani bizde İslam potansiyeli var. Bize birilerini göndersen, bir grup göndersen de yufakkihuna fiddini ve yukri'unena el-Kur'an ve yuallimunena şerai'al İslam. Yani bize Kur'an öğretsinler, İslam'ı anlatsınlar birilerini göndersen. فَبَعْسَ رَسُولُ اللّٰهِ نَفَرًا مِنْ اَصْحَابِهِ Resulullah ashabından bir grup gönderdi. وَهُمْ مَرْسَدْ بِنْ اَبِي الْمَرْسَدْ اَبِي مَرْسَدْ وَخَالِدْ بِنْ اَلْبَكِرْ وَعَاصِمْ بِنْ سَابِدْ وَهُبَيْبْ بِنْ عَدِي وَزَيْدْ بِنْ دَثِينَ Evet. وَعَبْدُ bin Tarik ve وَاَمَّرَ رَسُولُ عَلَى الْقَوْمِ مَرْسَدْ بِنْ اَبِي مَرْسَدْ Her bir seriyede mutlaka arkadaşlar bir emir, bir imam tayin ediyordu Resulullah. Her yolculuğa çıkarken bir yol emiri tayin ediyordu. Ani bir şey olur, istişare eder ama sonuçta kararının birinin vermesi gerekir düşüncesiyle. Evet. Fakara cema'al kavm hatta izâ kânû alel raci'a. Raci'a denilen bir yere geldiklerinde, bu nedir raci'a? Mâ'ul li Huzeyl binâhiyetil Hicaz alâ suduril hede'ti. Hede'e. Bu hede'e kuyusunun ortasında, yani o hede'e kuyusunun bulunmuş olduğu bölgenin ortasında Hicaz bölgesinde Hüzeyl'e ait bir su bu Raci'a. Zaten daha önce de söyledik. Yani o bölgede isimlerin çoğusu, bunu sık sık hatırımızda olsun, kuyulardan alıyor arkadaşlar. Yani yol güzergahları da zaten kuyulara doğru zaten şekil alıyor. Yani su bulunduğu için hayat oluyor. Hatırlayın bir kabile şeyi koymuştuk burada. Yani bir kabile haritası ortaya koymuştuk. Yani kabilelerin yerleşim politikası da hep kuyular etrafında şekilleniyordu yani. Evet, o bölgede çok önemli. Ya her yerde öyledir de ama Anadolu'nun zaten her tarafı su. Her tarafı ırmak, böyle parıl parıl pınarlar, paharlar akar. Ondan sonra şelaleler. Burada biraz daha yoğundur, fazladır ama Ceziretül Arab denilen bölge suyun daha az olmuş olduğu yer. O yüzden kuyu daha kıymetli. Normalde düşününce o kuyunun ismini bölgeden dolayı alması gerekiyor. Kuyu aldı, kuyudan aldı. Yani işte kuyuya da ismi verenler neticede bir şeyle veriyorlar. O kuyunun işte zemzem gibi ortaya bu çıkarılışının hikayesine bağlı olarak isim konulmuş olabiliyor. Veyahut da kuyuyu bulan çoğunlukla öyle oluyor. Yani kuyuyu ortaya çıkartan, kuyuyu bulan, kuyuyu işlevsel hale getiren kişiden alıyor ismini. Bu da çoğunlukla rastlanan bir şey.
Evet. Ondan sonra gaderu bihim, ihanet ettiler onlara. Festarsarahu festasrahu aleyhim Hüzeylen. Hüzeyl kabilesini hemen yardıma çağırdılar. Felem yer'ul kavme ve hum fi rihalihim. Yani hiç kimse onları duymadı. Onlar bineklerin yani şeylerin içindeyken. İlla ricalu bi eydihim suyuf. Ancak etrafında eli kılıçlı insanlar vardı. Yani etrafında onları kuşatmış, elleri kılıçlı insanlardan başka bunları duyan kimse olmadı. Kad gashuhum. Onları kuşatmış. Fe akhadu asyafahum li yuqatiluhum. Bunlar da hemen kılıçlarına sarıldılar. Onlarla savaşmak için. Fakalu lehum. Onlara denildi ki inna vallahi ma nuride vallahi ma nuridu katleküm. Biz sizi öldürmek istemiyoruz. Velakinna nuridu en nusibe bikum şey'en min ehli Mekke. Ya biz sizin vesilenizle Mekke'den bir şeyler koparabilir miyiz? Onun peşindeyiz dediler yani. Başka bir derdimiz yok. Velekum ahdullahi ve mithaquhu alla naqtulukum. Yani sizi öldürmeyeceğimize Allah'a söz veriyoruz. Yani Allah'ın adını anarak ahitte ve sözde bulunuyoruz. Mekke ne yapacak? Mekke'de zaten şehit ediyor sonra biliyorsunuz. Şeyi içlerinden hikayenin sonunu en son ona bağlıyor. Evet. Bu emme Merset bin Ebi Merset ve Halid bin Bekir ve Asım bin Sabit fekalu vallahi la nakbulu min müşrikin ahden ve la akden ebeden. Biz bir müşriğin sözüne de sözleşmesine de asla riayet etmeyiz. Fekale Asım bin Sabit, hatta şöyle bir şiir söylüyor Asım bin Sabit. Ma illeti ve ene celdün nabilün. Benim neyim var ki ben hala çok güçlü ve yanında oku olan bir adamım. Vel kavsu fiha vetrun unabilu. Üstelik yani mızrağım da son derece keskin ve sivri. Evet. Tezullu an safhatiha el muabilu. Yayın, pardon, estağfurullah. Yayın. Yani oku söyledi zaten. Yayını da eklemiş oldu. Tezullu an safhatiha el muabilu. Evet. Yani o kalın ve uzun ok ve mızrağın adamın yanağını delip geçebilecek durumda. El mevtu hakkun vel hayatu batulun. Üstelik ölüm haktır, hayat batıldır. Hayat gerçek değil, ölüm gerçektir. Ve küllü ma hammel ilahu nazilu. Allah'ın takdir ettiği her şey de zaten başa gelecek. Bilmer'i kişinin başına gelir. Vel mer'u ileyhi ailu. Eğer geri dönersem anam bana ağlasın. Yani bu işten vazgeçersem eğer yani. Yani benim elim ayağım tutuyor. Okum yanımda mı? Yanımda. Kılıcım, her şeyim tamam. Ben ne diye savaşmayıp da sizin sözünüze inanarak teslim olayım? Yüzeye bir şiir söylüyor ama şiir çok güzel. Genelde bu her şiirin kafiye uyumu bu kadar güzel olmuyor değil mi? Mesela en azından bu derslerde rastladıklarımızın içinde bile kafiye uyumu bu kadar güzel çok görmüş değilizdir yani. Ma illeti ve ene celdün nabilu. وَالْقَوْسُ فِيهَا وَتْرٌ عُنَابِلُ تَزُلُّ عَنْ صَفْحَتِهَا الْمَعَابِلُ الْمَوْتُ حَقٌّ وَالْحَيَاةُ بَاطِلُ وَكُلُّ مَا حَمَّ إِلَاهُ نَازِلُ بِالْمَرْءِ وَالْمَرْءُ إِلَيْهِ آئِلُ. Evet. ثُمَّ قَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ وَقُتِلَ صَاحِبَهُ. Bu sözü söyledikten sonra kendisi de şehit oldu. İki arkadaşı da yani savaşmaya karar veren, çatışmaya karar veren iki arkadaş da şehit oldu. فَلَمَّا قُتِلَ عَاصِمْ اَرَادَتْ هُزَيْلٌ اَخَذَ رَأْسَهُ. Asım bin, yani Hazreti Asım şehit olduğunda, Asım bin Sabit şehit olduğunda bu sefer onun kafasını kesip götürmek istediler. O kafa kesip götürme arkadaşlar, o dönemde uygulanan bir metot. Yani birini öldürdüğünü göstermen için cesedini götürmen biraz yük olacağı için kafasını kesip götürüyorsun. Yani onu öldürdüğünün şahit olsun diye yapılan bir şeydir bu yani. Evet. Kafa kesmenin mantığı, anlamı budur yani. Evet. Felemma kutile Asım eradet Hüzeylün. Asım öldürülünce Hüzeyl onun başını kesmek istediği
liyebi'uhu min Sülafe bin Sa'd ibn Şüheyd. Buna satmak için, bu zata. Sülafe'ye satmak için. Ve kânet kad nezerat heyne asâbe ibneyha ibneyha yevme uhud. Eğer çocuklar öldükten sonra şöyle bir nezirde bulunuyor bu. Leyn kaderat ala ra'si asım. Eğer Asım'ın kafasına eğer ele geçiremebilirsem le teşribenne fi tihfihi el hamr. Ben onun kafatasında şarap içeceğim diyor. Böyle bir uygulama var mıydı? Böyle bir uygulama yok. Ama bu böyle bir deyimdir yani. Kafatasında şarap içme o dönemde yapılan yani yapılan nezirlerden biridir. Femenaatü debru. Arılar buna engel oldu. Arılar sardı etrafını, bir türlü dokunamadılar. Felemma halet beynehu ve beynehumud debr. Arılar onların arasına girince kalu, dediler ki da'uhu hatta yumsiye fetetheb anhu fena'khuduhu. Bırakın onu, akşam olsun da o zaten arılar çekilince onu alırız biz. Feba'athallahu l-vadiye. Allah Azze ve Celle o bir şey gönderdi, böyle bir sel suyu gönderdi. Fahtemele asimen fedehebe bihi. Asım'ı, Hazreti Asım'ın mübarek naaşını aldı, götürdü. Bunları uzak, bunlardan uzaklaştırdı. Dokunamadılar yani. Vakat kâne asimun kad a'tallahu ahden. Asım'ın da şöyle bir ahdi vardı. Ellâ yemüssehu müşrikün ve lâ yemüsse müşriken ebeden. Ne bir müşriğin ona dokunmaması ve onun da bir müşriğe dokunmaması üzerine bir yemini vardı Asım bin Sabit'in. Evet, teneccüsen necis oldukları için. Tabi innemen müşrikine necesün ayeti çok sonra indi yani bu. İnnemen müşrikine necesün, müşrikler necestir ayeti Tevbe suresinde biliyorsunuz. Çok zaten şey bağlamında iniyor yani. Müşrikler necestir. O Mescid-i Haram'dan uzaklaşmalarını emreden ayetin içinde zaten geçiyor necestir. Bu demek ki ayet-i kerimeye atfen değil de neces olduğunu ifade etmek için söylenmiş yani. Fekan Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anhu yekulu hayne belagahu. Hazreti Ömer'e bu haber ulaştığında şöyle dermiş. Enne't-tebra mena'atuhu, yani işte arılar ona engel olduğu haberine ulaşınca yahfazullahul abdel mümin, Allah mümin kula muhafaza etti. Kâne âsımun nezara ellâ yemüssehu müşrikün ve lâ yemüsse müşriken ebeden fî hayâtihi. Allah Azze ve Celle onu müşriklerin dünyada yani hayattayken ona dokunmasına engel oldu. Evet. Femenâhu allâhu ba'de vefâti. Vefatından sonra da Allah onun ona dokunmasına engel oldu müşriklerin. Kemâ imtena'a minhu fî hayâtihi. Hayatında dokunmaktan engel olduğu gibi. Böyle mübareğin öyle şeyleri var ki yani. Üç defa tekrar etmiş oldu değil mi? وَاَمَّا زَيْدِ بْنِ دَثِنَ وَخُبَيْبْ بِنْ عَد۪ي وَعَبْدُ bin Tarık. Evet, bu şeylere gelince, bu son geri kalan üç kişiye gelince, Zeyd ibn-i Desine, Hubeyb bin Adi, Abdullah bin Tarık. Evet. Felanu, biraz yumuşadılar, gevşek davrandılar. Varakku, biraz kalpleri gevşedi. Varagibu fil hayat, hayat onlara daha güzel göründü yani. Biraz ölüm korkusu onları etkiledi. Fa'atob bi eydihim. Kendi elleriyle kendilerini teslim ettiler. Fa'atav bi'eydihim. Nasıl tercüme edilir bura? Kendi elleriyle teslim oldular. Değil mi? Fa'atav bi'eydihim. Ve eserruhum fe eserruhum. Ve onları esir yaptılar. Thümme karacu bihim ila Mekke. Sonra onlarla Mekke'ye çıktılar. Evet. Niçin? Liyebi'uhum biha. Onları satmak için. Hatta izâ kânü biz Zahran denilen bölgeye geldiğinde inza Abdullah bin Tarık yedehu minel kıran. İnteza Abdullah bin Tarık ellerindeki kelepçeleri çözmeyi başardı. Thumma akaze seyfehu, sonra kılıcına sarıldı. Evet, feste'ahara anhul kavm, sonra bir anda kavim ondan uzaklaştı, ondan kurtuldu yani. Faramevhu bil hicareti, ona taşı attılar. Evet. Ve vefat etti orada. Şehit oldu.
Fekabruhu rahimeullah bin Zahran, hala kabri Zahran'dadır diyor. Ve emmâ Hubeyb bin Adi ve Zeyd ibn Dessine, Hubeyb bin Adi ve Zeyd ibn Dessine ise fekatimû bihimâ Mekke'ten, onları Mekke'ye götürdüler. Ve ba'uhumâ min Kureyş, Kureyş'e sattılar. Bi esirayni min Hüzeyl kâne bi Mekke. Mekke'de Hüzeyl kabilesine ait iki tane esir vardı. Ona karşılık onları verdiler. İki esirlerini aldılar. Febta'a Hubeyben, Hubeybi de sattılar. Evet, Hüceyr ibni, Hüceyr bin Ebi İhab. Hüceyr bin Ebi İhab, pardon, İbta'a satın aldı. Hüceyr bin Ebi İhab, Hubeyb bin Adi'yi satın aldı. Niçin? L'Ukbe bin Haris bin Amir. Liyaktulehu ebihi. Yani babasına karşılık öldürsün diye Ukbe bin Haris için satın aldı. Ukbe bin Haris de Hüceyr'in kardeşi, ana bir kardeşi ama. Babalar ayrı. Yani anne bir kardeşine hediye ediyor bunu yani. Onun için satın alıyor. Al bunu, babanın intikamını gördü. Kendi babası değil. Annesinin eski kocası yani. Öyle diyelim. Ve emmâ Zeyd ibn-i Desine febta'ahu Safvan ibn-i Ümeyye liyaktulehu bi ebihi Ümeyye bin Halef. Ümeyye bin Halef onu öldü. Ümeyye bin Halef'e bedel olsun diye Safvan bin Ümeyye aldı babasının adına onu öldürmek için. Feba'se bihi Safvan ibn-i Ümeyye. Evet, Safvan ibn-i Ümeyye onu gönderdi. Ma'a mevlen lehu, kendisinin bir kölesiyle gönderdi. Yukalü lehu Nistas. Nistas isminde bir köleyle onu gönderdi. İle Tenaim, Tenaim bölgesine gönderdi. Bu hani Tenaim, Tenaim, Tenaim diyorlar ya Mekke'nin çıkışında minibüsçüler. Umre için götürüyorlar adamları işte. Hazreti Ayşe Mescidi var Tenaim'de. Harem sınırlarının, yani Mekke'ye en yakın harem sınırıdır. Mekke'ye en yakın harem sınırı. Evet. Ve akhrecuhu minel haram. Harami liyaktuluhu, onu öldürmek için haremden çıkardılar. Kan dökmek yasak diye. Güya. Ve işte me'arahtum min Kureyş. Kureyş'ten bir topluluk da oraya geldi. Fihim Ebu Süfyan bin Harp. Ebu Süfyan da o gelenlerin içerisinde. Fekale lehu Ebu Süfyan hine kaddeme liyaktulehu liyaktule. Yani öldürülmek için getirildiğinde Ebu Süfyan dedi ki Enşudükellahu ya Zeyd. Allah sana iyilik versin. Etuhibbu enne Muhammeden indena el an fi mekanike nadribu unikahu ve enneke fi ehlike. Yani istemez miydin biz şu anda biz Muhammed'i öldürüyor olsaydık da sen de evinde rahat rahat oturuyor olsaydın. Daha iyi değil miydi yani? Kale vallahi ma ahabbu enne Muhammeden el ane fi mekanihi lezi huve fihi tusibuhu şevketun tu'zihi ve enni calisun fi ehli. Vallahi ben Muhammed Aleyhisselam'ın bugün benim yerimde olup da evimde rahat rahat oturmak bir kenara, onun ayağına diken batarken bile evimde rahat rahat oturmayı tercih etmezdim. Yani ayağına diken batmasına bile evimde oturmayı tercih etmez, tahammül etmezdim diyor. Yekul Ebu Süfyan da diyor ki مَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدًا يُحِبُّ اَحَدًا كَحُبِّ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevdiği gibi ben kimsenin kimseyi sevdiğini görmedim. Urve İbni Mesud da aynısını diyor. Geliyor peygambere nasihat etmeye yani. Biraz böyle onu şey yapmak için. Diyorlar ki ya senin düzgün bir adamsın. Ya senin düşmanlığın biraz daha az, bu seni dinler yani. Git Mekke'de buna biraz bir şeyler söyle diyorlar. Geliyor diyor ki vallahi diyor gelin siz bu işten vazgeçin diyor. Ben diyor hayatım böyle diplomatik görüşmelerle geçti tabir yerindeyse. Ne krallar gördüm, ne saraylar gördüm, ne saraylara girdim, ne kabile reisleriyle görüştüm. Ben böyle bir adam görmedim diyor yani. Bunlar diyor, siz bu işten vazgeçin çünkü mealen aktarıyorum buradan sonrasını. Buradan sonrasını mealen aktarıyorum. Yani siz bu Muhammed'e galebe çalsanız da, yani diyelim ki öldürdünüz misal. Bunlar hayatı, bunlar Mekke'yi kan gölüne çevirirler yani. Bunlar sizi yaşatmazlar yani. Yani o iş olaydan çıktı artık yani. Urve İbni Mesud'un da benzer bir sözü var yani. Evet. ثُمَّ قَتَلَهُ لِسْتَاسِ يَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ. O Nistas, o köle onu öldürdü. عَنْ مَاوِيَّ مَوْلَاتِ حُجَيْرِ بْنِ اَبِي اِحَابِ. Bu Hüceyr İbni Ebi İhab'ın bir cariyesi var. Maviye.
Ve kânet kat eslemet, bu Müslüman olmuştu. Sonra da Müslüman oldu. Tabii Müslüman olduktan sonra anlatıyor bu hikayeyi. Kâlet şöyle diyor. Kâne Hubeyb indi. Hubeyb bin Adi benim yanımdaydı. Hubise fî beyti, benim evimde hapis halindeydi. Felekat ittala'tu aleyhi yevmen. Bir gün ona bir baktım. Ve inne fî yedihi lekıdfen min inebin. Yani bir salkım üzüm var elinde. Misle râsir racülü. İnsan kafası kadar büyük taneleri olan üzüm salkımları var yanında diyor. Ye'külü minhu, yiyordu ondan. Ve mâ alem fî ardillâhi aneben yü'ken. Vallahi ben yeryüzünde öyle üzüm yendiğini görmedim. Veya şöyle, burayı şöyle anlamak lazım. Ve mâ alem fî ardillâhi aneben yü'ken. Yani ben o bölgede böyle bir üzüm yendiğini görmedim yani. Hele böyle müşrikler esire böyle bir üzüm zaten vermezler. Bunu bir keramet olarak aktarıyor yani. Evet. Kâle lehîne hazarehul kadr. Ölüm için artık ölüm zamanı gelince niye saklıyorlar Hubeyb'i arkadaşlar? Haramaya denk geldiği için, haramaya denk geldiği için bekletiyorlar yani. Ama haram ay da her yerde yasak. Haram ay, haram ay. Belki geliş zamanları farklı olabilir veya yani belki şöyle olmuş olabilir, o benim de aklıma geldi. Bunu öldürmüşlerdir. Hubeyb'i biraz bir gün daha bekletip haramaya girmiş de olabilirler, bilemiyorum. Bana dedi ki diyor bu cariye ölüm için hazırlandığında, İb'ati ileyye bi hadidetin etedahharu biha lil katl. Bana bir jilet gönder de yani idam için hazırlanayım yani, temizleneyim. Fa'ataytu gulamen min al-hayy al-Musa. Yani mahalleden bir çocuğa, birine verdim jileti diyor. Fekultu idkul bi ala hada ar-racul el-beyte. Yani şu evdeki adama götür dedim diyor bunu. Kalet, kadın devam ediyor anlatmaya. Vallahi ma huwa illa an walla al-gulama biha ileyhi. Ne zaman çocuk onu aldı götürmeye kalktı. Fekultu mâdâ sanab, dedim eyvahlar olsun, nasıl, ne yaptım ben? Asabe vallahi racul fe'rahu bi katli hadal gulam. Yani çocuk, yani adam bu çocuğu öldürerek yani intikamı alabilir yani, intikamını alabilir yani. Evet. Fekuna raculen bi racul, bir adama bir adam olmuş olur yani. Felemma nawalehul hadidete akhadaha min yedihi. Ne zaman ki o şey ulaştı ona, jileti elinden alınca, tümme kal şöyle dedi, le'amruke ma khafet ummuke gadri. Yani senin annen bunu, jileti seninle gönderirken benim ihanet edeceğimden korkmadı. Hine ba'teke bihadil hadidet ileyye, bu şeyi bana gönderdiğinde korkmadı yani benim ihanetimden. Tümme kalla sebilehu, çocuğu bıraktı. ثُمَّ خَرَجُوا بِهُبَيْبِ حَتَّى اِذَا جَاءُوا بِهِ اِلَى التَّنَعِيمِ. Hubeyb'i çıkardılar, Tenaim'e getirdiler. Evet, لِيُسْلِبُوهُ لِيُسَلِّبُوهُ. قَالَ لَهُمْ, onlara dedi ki, اِنْ رَأَيْتُمْ اَنْ تَدْعُونِي حَتَّى اَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَفْعَلُوا فَأَفْعَلُوا. Yani iki rekat namaz kılmama müsaade etseniz de yapsam. قَالُوا دُونَكَ فَرْكَعْ, git kıl dediler. فَرَكَعَ رَكَعْتَيْنِ اَتَمَّهُمَا وَاَحْسَنَهُمَا, en güzel şekilde, en tamam şekilde namazı kıldı. ثُمَّ اَقْبَرَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ, sonra millete döndü dedi ki, اَمَا وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْ تَظُنُّ اَنِّي اِنَّمَا طَوَّلْتُ جَزَعًا مِنَ الْقَتْلِ, ölüm korkusuyla uzattığımı düşüneceğinizi bilmesem, evet, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلَاةِ, daha uzun kılardım yani, daha çok kılardım. فَكَانَ خُبَيْبْ بِنْ عَدِيْ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ هَاتَيْنِ رَكَعْتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ لِلْمُسْلِمِينَ. Müslümanlara idamdan önce iki rekat namaz kılma geleneğini de ilk defa böylelikle başlatmış oldu diyor. Evet. ثُمَّ رَفَعُوهُ عَلَى خَشَبَ, onu sonra bir tahtaya uzattılar. فَلَمَّ اَوْثَقُوهُ قَالَ, onu ne zaman bağladılar şöyle dedi. اللَّهُمَّ اِنَّا قَدْ بَلَّغْنَا رِسَالَةَ رَسُولِكَ, biz peygamberin risaletini ulaştırdık. فَبَلِّغْهُ gadate, sabahleyin sen de ulaştır ona. Mâ yusna'u bina, bize yapılanı ulaştır. Burada yok ama diğer rivayetlerde şöyle diyor. Allah Resulü mihrapta otururken
Birden doğruluyor. Ve aleykesselam ya Hubeyb diyor. Diğer rivayette böyle bir, burada yok ama onun böyle bir rivayet de var. Sümme kâle Allahümme ahsihim adeden. Onları sayılarını, yani sayılarını, kökünü kazı. Vaktulhum bededen. Tek tek öldür onları. Ve lâ tugâdir minhum aheden. Onlardan bir kişiyi bile bırakma yeryüzünde. Sümme kateluhu rahimahullah. Sonra onu katlettiler. Fekâne Muaviye bin Ebi Süfyan yekûl. Şöyle diyordu Hazreti Muaviye. Hazartu yevmeyizin fî men hazarahu ma'a Ebi Süfyan. Ebi Süfyan'la beraber orada hazır olanların içinde ben de vardım. Felakad ra'eytuhu. Evet. Ben ra'eytuhu, onu gördüm. Evet. Yulkini ilel ardı ferakan. Beni yere yatırıyordu korkudan. Ve kânü yekûlün, şöyle diyorlardı. İnne racüle izâ du'iye aleyhi fezdaca'a licenbihi zâlet anhu. Bir adam bedduaya uğradığında eğer yan üstüne yatarsa ona beddua tutmaz. Yani siyah kedi gördüğünde saçını tutmak gibi bir şey bu. Yemin ederken ayağını kaldırmak gibi. Ve kânü Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh istâmele Said ibn, evet, istâmele Said ibn-i Amir bin Hüzeym Hizyen el-Cümehi alâ Bağd-ı Şam, Şam'ın bir bölgesine emir olarak gönderdiğinde Said ibn-i şeyi, amiri Hazreti Ömer. Fekâne tusibuhu gâşyetün. Ona bir baygınlık oluyor, hasıl oluyor onda. Ve o beyne zahrel kavm, milletin içindeyken bir anda bir bayılıyor. Fedükre zâlike lü'amer ibn-i Hattab, bu Hazreti Ömer'e aktarılıyor. Fekîle innâ racüle musabun. Diyorlar ki ya bu adama bir musibet dokunuyor bazen. Fesâlehu Ömer fî kademetin kademehe aleyhi. O her gelişlerinden birinde bunu soruyor kendisine. Fekâle ya Said, mâ hâzellezî yusîbuke. Yani nedir bu sana arız olan şey? Niye böyle oluyor yani? Fekâle vallâhi ya emirel müminin, mâ bî min be'sin. Benim aslında bir hastalığım yok. Velâkinni küntü fî men hadara Hubeyb bin Adi hîne butile. Ben o Hubeyb bin Adi öldürülürken ben de oradaydım. Ve semi'tu da'vetuhu fe vallâhi mâ khatarat alâ kalbi. Vallahi ne zaman onu düşünsem, aklıma gelse ve yine fi meclisin bir yerde otururken kattu illa gushiye aleyye, hemen bana bir baygınlık geliyor diyor. Ve zâdetuhu inde Ömer hayran, Hazreti Ömer'in nezdinde onun daha hayrı artıyor, yani kıymeti artıyor. Kâli İbn Abbas lemma usibetis seriyetu elleti kâne fîhâ Merset ve Asım bir reci'a. Bu hadise asıl olduğunda, yani o seriye bela musibet isabet ettiğinde. Kâle ricâlün minel münafıkîn. Münafıklardan bir grup diyorlar ki ya veyhe hâulâil meftûnîne ellezîne helekû hâkezâ. Yani işte bu büyülenmiş meftunların içinde bulundukları duruma yazık. Lâhum kâdû fî ehlihim. Ne el evlerinde oturabildiler. وَلَاهُمْ اَتَّوْ رِسَالَةَ صَاحِبِهِمْ. Ne de yani peygamberlerinin arkadaşlarının risaletini eda edebildiler. فَاَنْزَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ. Allah Azze ve Celle münafıkların o sözünü şöyle indirdi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَنْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. O insanlar ki dünya hayatı ile ilgili sözleri seni hoşuna gider. Yani yuzhuru minel islami bilisanihi. İslam'ı diliyle izhar eder. Ve yuşidullah ala ma fi kalbi. Ve içinde olanı da kalbindekine şahit tutar. Kalbindekini diline şahit tutar yani. Ve huve muhalifun lima yekulu bilisanihi. Halbuki o dilindekine de muhaliftir. Ve huve elettur hısam. O düşmanların en büyüğüdür. Hasımın en büyüğüdür. Yani dü cedelin izâ kellemeke ve râca'ke. Yani seninle konuştuğunda, sana müracaat ettiğinde de cedelcidir yani. Böyle çatışan bir adamdır. Ve izâ tevellâ yani haraca min indike. Senden yüz çevirdiğinde, senin yanından çıktığında. Sa'a fil ardî liyufside fîhâ. Yeryüzünde dolaşır fesat çıkartmak için. Ve yuhlikel harta ve nesle. Ve ekini ve nesli helak eder. Vallahu la yuhibbul fesad. Allah
Fesat kulları sevmez. Eyen la yuhibbu amelehu ve la yerdahu. Fesat kişinin amelinden razı olmaz. Onu sevmez. Ve izâ kîle lehuttakillâhe. Onlara Allah'tan korkun denildiğinde akazetul izzeti. Onları bir gurur alır. Bil ismi bir günah da. Yani böyle günahkar bir kibir kaplar bunları. Fehasbuhu cehennem. Onların yeri cehennemdir. Ule bi'sel bihad. Ne kötü yerdir. Ve minennâsi men yeşri nefsehu. O kimseler ki kendilerini satmışlardır. İptiga emrdatillah, Allah'ın rızasını kazanmak için. Vallahu raufun bil ibad, Allah kullarına merhametlidir. Yani kad şarav enfusuhum min Allah. Onlar kendilerini Allah'a satmışlardır. Bil cihadi fi sebilihi, Allah yolunda cihat ederek. Vel kıyami bi hakkı, onun hakkını eda ederek. Hatta helekü ala zalike, bu hal üzere helak olmuşlardır. Yani tilke seriye. Bu seriyede. Burada kalalım. Yarın bir Remavuni hadisesinden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.